Batuhan sakatlanıyor. Sonra sudan çıkması gerekirken sudan çıkması gerekirken karadan başlıyor. Ama bir şekilde ne yapıyor ediyor anladığım kadarıyla Yunus Emre ile beraber sudan çıkıyorlar. Doğru mu? Doğru. Evet. Prodüksiyona itiraz ediyor. Prodüksiyon da ona haklı buluyor demek ki. %1 milyon diyor, ben önde çıkardım. Ama doğru, önde zaten geliyor. Şimdi bak, Batuhan önde geliyor. Batuhan önde geliyor ama şimdi ben Survivor'da yarışmış ve oradaki yarışmaları izleyen biri olarak şunu söyleyebilirim. Sakatlanma anında şimdi yarışmacıdan bir talep geliyor ya, şimdi eğer bir prodüksiyon hatası yoksa mesela bastın tahtaya, tahta kırıldı. Bu nedir? Yarışmacıdan kaynaklanan bir hata değil. Prodüksiyondan kaynaklanan. İşte geçen gün Hikmet'in ipi koptu mesela. Oyun o an duruyor zaten. Ama burada yarışmacıdan kaynaklanan bir hata var. Bir dikkatsizliği var. Evet, yani şimdi sen önde geliyorsun evet ama maalesef çok geçmiş olsun, sakatlanıyor. Ama orada bir yarışmacıdan kaynaklanan bir rahatsızlık var ve dolayısıyla da prodüksiyon devam ettirir oyunu. Prodüksiyon orada oyunu durdurmaz. Oyunun durmasını talep eden yarışmacıdır. O an oyun durur. Oyun ne zaman duruyor? Vurduktan sonra işte Yunus Emre yukarı çıkıyor, o an oyun duruyor. Evet. O yüzden de oyunun durma anından devam ettiriyorlar. Bugüne kadar böyleydi. Doğru. Ama Batuhan itiraz ediyor buna. Ben önde gelmiştim, %1 milyon vesaire falan. Muhtemelen kenara bir şekilde ikna ediyor ve Batuhan dediğine dönüyorlar. Yani tekrardan şeyden başlıyorlar. Sudan başlıyorlar. Ama yani benim tanık olduğum nadirdir böyle bir durum. Çünkü oyunun durma anı bence Yunus Emre'nin çıktığı andı. Çünkü talep eden Batuhan orada oyunu durduran. Bunu da her zaman yani bazı yarışmacılar talep eder, oyun da durmaz. Evet, hani off the record biz bunları izlemeyiz ama evet, oradayken, canlı izlerken bunu görürüz. Mesela biz şu an televizyonda akşam bir oyun izledik. Oyun bir kere durdu. Belki bir oyun 5 kere durdu. Evet. Hani belki Nisa ile Elif çarpışmasında da oyun durdu veya devam ettiler. Veya baktılar kenara, devam dediler oradan. Bilemiyoruz yani, bu evet, afaki konuşuyorum. Bizim gördüğümüz bir kere. Biz zaten bir kere veya 2 kere görürüz oyunlarda oyunun durduğunu. Ama gerçekte 10 kere oyun durmuş olabilir. Olabilir. Dolayısıyla da ben bugüne kadar gördüğüm oyun durmalarında genelde talep eden, sakatlığı yaşayan yarışmacının talep ettiği andan itibaren başlar. Neyse, bu böyle olmuş. Ondan sonraki kısma gelelim. Sen böyle olmaması gerekiyordu diyorsun. Ya bence ilk verilen karar daha doğru karardı. Çünkü evet, Batuhan elini vuruyor, ah diyor falan ama oyun durmuyor süre. Düdük çaldığı anda oyun durur. Yani oyunun durduğu yer orası ise oradan devam etmeliydi. Ama orada Batuhan'ı kıramadılar. Belki Yunus Emre de o an kabul etti tamam, vesaire. Neyse demiştir, evet. Tamam demişlerdir, böyle yapalım demişlerdir. İşte ondan kaynaklanan zaten bir diyalog var burada da. Şimdi orada Yunus Emre'nin hatası şu. Yunus Emre zaten seçerken kardeşim diyor Batuhan'a. Şimdi Batuhan Yunus Emre'nin kaç yaşında olduğunu bilmek zorunda değil. Aralarında da 40 yaş falan yok yani. 4-5 yaş. Şimdi sen birine kardeşim diyorsan karşı taraftaki adam da sana kardeşim diyebilir. Yani sen ne diyorsun kardeşim, sen kardeşim nasıl konuşuyorsun? Sen nasıl konuşuyorsun? Yani şimdi ben Batuhan'ım, sen bana kardeşim diyorsun. Ben de sana kardeşim derim. Ne yani, ben senin doğum tarihini mi biliyorum yani, şeyde mi o? Yani nüfus müdürlüğünde mi çalışıyorum? Ben ne bileyim, sen bana kardeşim demişsin. Bilirsin, 10-12 demek ki ben de sana kardeşim diyebilirim yani. Evet. Hayır, bilemezsin başka türlü. Orada Yunus Emre sen bana kardeşim diyemezsin vesaire diyor ya. Şimdi o çok büyük bir yanlış. Batuhan da kardeşim diyebilir sen ona diyorsan. Yunus Emre raconcu ama biraz ya. Hani raconcu ama. Mahalle raconunda da kardeşim demek biraz şey bir kelimedir. Hani yani yaşından küçüklere kardeşim diyebilirsin ama dediğin gibi bilinmiyor olabilir. İki taraf birbirinin yaşını bilmiyor. Ya şimdi bir adam zaten kardeşim diyorken bu bir şeydir aynı zamanda. Aralarında yani büyük yaş farkı var mı? Yok, en fazla 4'tür 5'tür. Aslında bir kardeşim demek samimiyet göstergesidir. Evet. Ne haber Hakan dersin, ne haber kardeşim dersin. Bak ikincisi daha samimi. Ama buradaki normal kardeşim ezme kardeşimdir aslında, evet, bakma. Evet. O olabilir. Evet. Oradaki jargona bakmak lazım. Evet, orada bir racon mu var falan. Evet. O olabilir tabii. Sen ne diyorsun kardeşim? Sen nasıl kardeşim konuşuyorsun? Sen de konuşuyorsun. Yunus Emre. O yüzden yani sen konuşuyorsan bir başkasına da müsaade edebilirsin. Ha, orada şu var. Şimdi diyaloğun içerisinde Yunus Emre de var. Prodüksiyon var belli ki bu tarafta konuşan. Aynı zamanda Batuhan var. Şimdi 2 kişi konuşurken 3.'ünün düşer lafı da olmaz yani. Bak, geçen sene de böyle bir hata yapmıştı Batuhan. Orada denmeyecek laf. Hem de hiç denmeyecek bir laf. Hem adamı daha fazla gaza getiriyorsun hem de haksız duruma düşüyorsun. Yani ne demek orada 3.'ye düşer? Yani olmaması gereken bir cümle. Evet, ya yani orada oyun devam etse Yunus Emre şey yapar gider. Aslında o sakatlanma anı evet kötü ama orada tabii Batuhan hatası. Yani prodüksiyonun hatası değil. Evet. O ya noktada evet, aslında inisiyatif prodüksiyonda ve kararda her zaman öteki tarafın lehine çıkmalı. Yani atıyorum normalde ne oluyordu? Bizim zamanımızda yanlış hatırlamıyorsam 3 saniye 5 saniye evet, bir şey aynen olurdu. Böyle bir durumlar olurdu. Burada Batuhan aslında dezavantajını avantaja çevirdi. Çünkü sen orada elini ya da kafanı vurmanın nedeni tamamen hızlı gelmeyi isteyin. Sonuçta kendi hatan. Kafayı yani sudan çıkarmıyor, daha hızlı yüzmek için. Görmüyor, çarpıyor. Ama şöyle bir durum da var. Suda olduğun için ekstra bu durumu panikleştirebilirsin. Normalde atıyorum herhangi bir parkurda başını çarpmış olsaydı ben zannetmiyorum ki Batuhan o oyunu durdurmazdı. Ya da herhangi bir yarışmacı da durdurmaz. Durması lazım. Ki Berkan'la mesela durdurmasına hiçbir sıkıntı yok. Evet. Durdurabilir. Ama çok orada böyle yani ben sanki kararın doğru olduğunu, yani Batuhan'ın bu duruma itiraz etmesinin normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü aralarında gerçekten böyle bir 2 saniyelik 3 saniyelik bir fark var. Zaten Batuhan orada başını çarptıktan sonra hani bağırıyor ama düdük de böyle 1 saniye sonra çalıyor. Otomatikman hani ben de olsam ben de hakkımı savunurdum. Ama yani tamam her türlü zaten Batuhan önde gelecekti. O şeyin nedeni Yunus Emre değil. Yunus Emre devam da edebilir orada. Prodüksiyon durduruyor. Evet. Evet, orada Batuhan'ın bir sakatlığı var ama yine de orada prodüksiyonun aldığı karara Batuhan değil, Ahmet, Mehmet, İhsan, Hakan kim olursa olsun saygı duyması lazım. Burada Şevkimi kırıyorsunuz. İşte %1 milyon önde gelecek. Evet, abartı tepkiler var diyor. Prodüksiyona sallıyor. %1 milyon önde şey yapacaktım diyor, yandakini düşürüyor. Gelseydin o zaman. O zaman aynen, o da var. Yani orada havuz mu kırıldı, gelemedin? Yani ya kendi hatan. Tamam, ama sonuçta kendi hatan. Kendi hatasından dolayı, dediği gibi Gökhan'ın daha hızlı gelme isteğinden dolayı zaten yanlışlık yapıyor, cana acıyor, oyunu durduran Batuhan. Yani kontrollü gelmek dezavantaj mı? Olmalı. Yani düdük çaldığı anda sen Yunus Emre dışarıda. Geldin, Yunus Emre kontrollü geldi, çarpmadı bir yerine. Batuhan kontrolsüz geldi, bütün hızıyla geldi, hızlı çıkmak için çarptı bir yerine. O zaman kontrollü gelmek dezavantaj olmamalı yani. Ya, evet, Batuhan'ın tarafından düşündüğünde senin gibi oluyor ama Yunus Emre tarafından düşününce de yani burada 1 saniyelik bir fark vardı zaten, çok önemli değil yani. Ya burada hakem kararı, evet, var, hakem kararı, ona uyması lazım, ona itiraz etmesi yanlış. Mesela bence orada Batuhan'da... Ya hepimiz bir şeylere itiraz etmişizdir bence. Yani sen de 3 kere gittin, ben de 2 kere gittim. Yani benim de itirazlarım oldu. İtirazlarını biliyoruz ya. Evet, ve senin de itirazların oldu. Yani. O yüzden de ben hani Batuhan'ın söylediği şeyi çok anormal karşılamıyorum. Yani çok anormal gelmiyor bana. O yüzden olabilecek bir şeydi. Havuzda olduğu için ekstra bir panik yaptı ve hani ben orada başımı çarpmasaydım zaten önde geliyordum. Yani hepimiz zaten bunun önde, Batuhan'ın önde geldiğini görebiliyoruz. Hı hı. O yüzden normal yani. Ben de olsam ben de bu duruma itiraz ederim. Yunus Emre'nin birkaç lafı var. Şimdi bu laflar bir şekilde bir temele oturuyor bence. Şu anlamda diyorum. Sanki Yunus Emre biraz Batuhan'a bilenmiş. Yani bu sakatlıktan dersine çıkacak laflar değil. Mağdurları alın, boşları alın. Batuhan'a bir takıklığı var. Ama bu boşlarını boş yapma dedikten sonra. Boş yapıyor. Orada onu boş yapma diyor Batuhan. Hızlı düşünmüş ama mağdurları alın. Hani orada bir... Bence Yunus Emre daha önceden Batuhan'ı izlemiş. Herkes birbirine hazırlanmış. Ve herkes birbirine karşı gardını almış. Oğuzhan'ın zaten özelliği bu. Herkes birbirini tanıyor. Ona göre hazırlanıyor. Ya şimdi bak, Batuhan boş yapma demeseydi boşlar alın lafını acayip eleştirirdim ben. Evet, Yunus Emre'nin. Mesela onu da eleştirecektim. Ama fragmanda öyle izlemiştik biz. Zaten öyle bir sosyal medyada konu oldu. Ama sen bir adama boş yapma dersen sahnesinde de boşlar alın der sana zaten. Evet. Bir de kazanmış adam. Evet. Aynen. İlk gelmiş, kazanmış. Ve bağırdı sadece, bir şey demedi. Evet, bizim zamanımızda yüze bağırmadığın benim sevinç yoktur. Bak yemin ediyorum sevinç yoktur. Yüze bağırmadığın, ya çok yakın aynen. Böyle buradan ya şöyle olmaz falan, garip şeyler yapardık. Bunlar birbirine dönmeye korkuyor bazen. Döndüğü zaman da lafı yiyor şimdi. WhatsApp'ta bile ok atıyorsun sen. Aynen vallahi biliyorsun yani Gökhan'cığım, aynen. Ok atıcı. Yasin'le Anıl'ın kavgasına gidelim mi? Hazır kavgalar açılmış. Bir şey söyleyeceğim. Yeni yarışmacılar geldi derken Nisa'yı da es geçtik. Nisa'yı konuşmadık. Nisa'yla Perviz'i konuşmazsak. Ama bak konuyu sulandırıyorsun oku. Yiyeceksin oku. Tamam mı? Yiyeceksin oku. Yakınırsın zaten. Valla Nisa'yla Perviz'i konuşmazsak oku biz yeriz. Evet. Tamam. Şimdi adaya gelen yarışmacı Nisa. Nisa biliyorsunuz bir hastalık geçirdi. Bir sakatlık geçirdi. Ben detayını bilmiyorum. Sorgulamıyorum da. Bir haftalık. Normalde ana kadrodaydı, ana kadroda yarışamadı. Dediğin gibi bir hafta sonra geçirdi, girdi. Bir hafta sonra girdi. Bence ama de iyi girdi. Bu senenin en beklenen yarışmacısıydı. Hani ana kadroda en beklenen, en ses getiren yarışmacılardan biriydi. Doğru.